HBP'den herkese selamlar. Vodafone'a ne önerirsiniz videosuyla karşınızdayız. Türk Telekom'dan sonra bir tek Vodafone kalmıştı ve Vodafone olan önerilerinizi de bayağı yazmışsınız. Teşekkür ederiz öncelikle onlar için. Ama yine çok benzer yorumlar vardı. <laughs> Herkesin de sonuçta operatörden yani. verdi aslında. Çok, çok belli yani benzer şeyler yazmışsınız ama yine çok hepsini elemeye çalıştım. Yine böyle spesifik şeyleri almaya da çalıştım diyebilirim. Başlayalım hızlıca. Genel yorumlarla başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Sizler Vodafone'dan internetin hızının yavaşlığını ve çekim gücündeki yetersizliğinin giderilmesi konusunda bir öneride bulunmuşlar genel itibariyle. Ya internet hızı yavaşlığı konusunda hani kendim uzun süredir deneyimlemediğim için şeyi bilmiyorum. Ama mesela ee, çekim gücündeki yetersizlik noktasında evet şeylerde şehir merkezlerinde hı hı. E, özellikle işte İstanbul için örnek vereyim en iyisinin yani gördüğüm kadarıyla sadece kaynak ben, e, <laughs> kaynak ben. E, Türksel olduğunu bir diğer yandan Türk Telekom'un da birçok yerde rahatlıkla çektiğini <laughs> görüyorum ama ya telefon çekmiyor diyen benim arkadaş gruplarım arasında genellikle ilk Vodafone'lılar Vodafone. oluyor, sonra Türk Telekom'lular oluyor, sonra Türk Tele. geliyor. Yani o iş, o konuda hak verebilirim ama zaten birazcık değişen şeyi de var tabii ki işte bölgesel olarak değişiyor. Tabii. Mesela hani e, Kuşadası'nda sahilde falan filanken. Turkcell'in bazen çekmediği noktalarda Vodafone'un çektiğini de görüyorum. Hani o birazcık bölgesel durum <laughs> olduğunu tahmin ediyorum. Ya da band ee, genişliğiyle Yani tabii zaten olabilir. bu 4.5G'ye geçerken herkes farklı bir band aldı. En evet. hızlı band Turkcell'deydi en geniş band bildiğim kadarıyla Türk Telekom'daydı. Hani bu açıdan baktığımızda evet yer yer bu durumlar oluyor ama ben kendi deneyimlememe düşünürsem üniversitedeyken ki 2011-2015 arası e, gibi son bir zaman şey oluyor. Evet, kullandım. Evet. Bayağı yani, eskiymiş. <laughs> üniversitenin sonunda yani. Türk Telekom. Yani zaten aynı hatla ben ilk Türk Telekom olarak almıştım. O zaman hatta galiba Avaya'ydı. Sonra e, Vodafone'un bu şey paketleri başlayınca, e, red tarifeleri başlayınca Red'in giriş versiyonuna geçmiştim. Sonra bu redler değişirken benim en üst pakete geçtiğimi fark ettim falan böyle. Hmm. Hani orada bir e, hani yıllardan gelen şey muhabbeti vardı. Bana kampanya sunmuşlardı. Uzun süre öyle kullandım. Daha sonrasında bu e, reddeki sunduğu işte havalimanındaki e, şeye sokuyordu seni. Lanca falan sokuyordu. Ben de o sırada çok fazla e, uçağa bindiğim için işime yarıyordu. Sonra baktım onları yeni dönemde kaldırınca Tabii ben yani. de Türksel'e geçmiştim. Öylelikle bıraktım. O dönemde e, Eskişehir'de Büyükdere'de e, evim varken Vodafone çekmiyordu. Hı. Yani evimde bazı bölgelerinde çekmiyor ki bir artı bir evden bahsediyoruz ev arkadaşımın odasında çekmiyor, benim odamda çekiyor gibi bir durumdu. Ben de Vodafone'a arayıp destek istediğimde bir düzenleme yaptıklarını söylediler. Sonra benim derdim ortadan Hı. kalkmıştı hani. Öyle bir şey yapmadıysanız arayıp destek konusunda da şey alın diye söyleyeyim hani. Ben yaptım oldu. Şimdi nasıl Kim olur bilmiyorum. Ben de bayağıdır kullanıyorum ya. Yaklaşık 4 seneyi falan açtım Vodafone'da. Bayağı oldu. Benim de genel sıkıntılarım var zaten birkaç arkadaş da onunla alakalı yorumda yapmış. Yani aynı düşüncelere sahip o yüzden şimdiden söylemeyeyim. Onlara sıra geleceğiz söylerim. Devam edelim bakalım sizler ne demişsiniz. Raven demiş ki evde Vodafone net bulunuyor ve affedersiniz iğrenç düzeyde video kalitesini 720p'ye aldığımda bile takılmalar yaşıyorum. Millet 1440p yani 2K'da izliyor. Biz 720p izleyemiyoruz demiş mesela. Ya bunun birçok sebebi olabilir. Yani çünkü şöyle bir şey, senin aldığın internet paketi ne? Önemli olan o. Hı hı. Ee, bunun yanı sıra sen işte sallıyorum 100 megabit internet aldın ama sana 50 geliyorsa o zaman ayrı bir dünya alıyor ama büyük ihtimalle 720p bile izleyemiyoruz dediği için ADSL zaten hatta sahip. Tabii. ADSL'de kutuya uzaklık, evin içindeki hat, kullanılan modem. E, kullanılan yani bağlanmaya çalışılan cihaz gibi birçok farklı etmen var. Biz her zaman bu şeyde de işte Türk Telekom'da da Türkcell'de de aynısını gördük. İnternete şey yaptığımızda, bağlanamadığımızda direkt operatörü suçlu bulabiliyoruz ama bununla alakalı dediğimiz gibi özellikle ADSL ve VDSL'de e, çok farklı şeyler var, etmenler var. Senin elindeki modemin iyi değilse e, eski ise bu sıkıntıyı yaşarsın. Ee, mesela evde de işte yine Türk Telekom'da örnek vermiştim. Dayımda EDSL hı hı. varken bazen sıkıntı yaşıyordu. Ben onun modeminin yanına bir tane güzel bir router yaptığımda en azından 8 megabit onun interneti. O 8'i düzgün alabiliyorduk. Hani yeah. modemin çok iyi olmadığını görüyordum. Daha sonrasında İçerideki hattı yenilettim evde şey yapılırken falan böyle böyle düzeldi. Hani bir sadece şey değil ya. yani sen orada Vodafone otor, net de. değil de Türk Telekom'da alsan belki Türksel'in de EDSL'ini alsan benzer şeyi yaşayabilirsin ama tabii dediğim etmenlerdense direkt hattan da kaynaklı olabilir. Ama genellikle zaten şeyse ADSL ise Türk Telekom altyapısını kullandığı Hı -hı. için hani bu tarz durumlarda bir e, değişiklik olabilir. O konuda hani ne durumda olduğunu bilmediğim için. Bir şey diyemeyeceğim. Ben Bana şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Şu anda mesela Türk Telekom'un altyapısını kullanan, Türk TürkNet'i kullanıyorum. Ee, kendi bölgemde 14 megabit maksimum. O yeni yeni işte bu az önce bahset Daha geçmişte bahsettim ya kutu mutu koydular falan. Fiber gelecek belli kutuyu koydular zaten binanın içine ama. Mesela 14'ü ben çok stabil alıyorum. Sürekli 14 yani hiç sekmiyor. Bunda tabii ki kablonun bir hani kaliteli olması var. Eve gelen kutudaki e, kablonun girişlerindeki soketlerin bile kalitesi, hmm. bile farkı Kimi zaman oynayabiliyor bile yerine. Sen diyorsun ki evde internet yok mesela ama Aynen. böyle bir şey yok. Dediği gibi Aydın tekrar modemde kaynaklı vesaire. Mesela ben modemi e, TürkNet'in kendi verdiği Zexel'i kullanıyorum işte. Onda da bir problem görmüyorum. Mesela, Ve renci de fazla yani gerçekten. Ya teyzemlerde TürkNet almıştım ben bundan 2-3 sene önce Hı -hı. yazlığı için. Ee, kullanıyorlardı. En azından ay yılda iki kere dondurma hakkı ne vardı hani Aha. onlar yokken ben donduruyordum geldiklerinde evet, tekrar açıyordum 6 ayda bir gidip geldikleri için ee, o dönemde bir ara bir sıkıntı olmuştu baktık modemde sıkıntı varmış hani teyzemler de o sırada anlayamıyordu ee, bir de işte Türknet e ulaşmanın derdi falan filan var hani bu tarz şeylerde birazcık bir kendi içinizde neleri düzeltebiliyorsunuz ona bakın eğer hala bir problem varsa zaten aldığınız hatta olabilir tabii. ki. Aynen öyle. Kadir Akyol demiş ki Vodafone çark hediyesinden yararlanmam için 28 gün içerisinde paket yüklememi istiyor. Bu ayrı bir saçmalık. İnsanlara paket yükleterek çark çeviriyorlar. Bu durumu düzeltseler güzel olurdu. E, bu çark çevirmenin e, olayı... ...faturasızlarda paket yüklemeni istiyor. Faturalarda bir problem yok böyle. Yani adam da ona göre bir ayrım yapmış aslında. Burada çok fazla hani, e, suçlayacak bir durum yok. Adam diyor ki faturasızsan kardeşim çarktan çıkacak hediyeyi istiyorsan... ...en azından bana bir paket ücreti ver ki... ...ben de hani sana çıkacak hediyeyi ne olursa olsun sana sunayım demek istiyor ama... ...evet belki ya faturasızlarda da olabilir yani. Orada olur. biraz şeyi bir dengelemek istemişler acaba işte hani... E, ...çarkı sürekli verse bu sefer kontör dediğimiz Tabii o yani. şeyi almamaya başladık çünkü evet. internet çıkacak bir şey çıkacak son dönemde düzeltti diye konuşmuştuk Aha, yanlış evet, hatırlamıyorsam evet. sen de ee, en azından Goldmaster'dan indirim yerine şeyler <laughs> veriyorken ki hani bunu <laughs> da çok kötü ya. şey yapmaları normal yani çünkü e, Ersin abiyle mi konuşmuştuk ya da sizin videoda mı Ersin abi söylüyordu onu hatırlamıyorum ama hiç vermeyebilir yani Tabii ben de çark var gel demiyor ya da Türksel de işte salla kazan var bana gel demiyor ee, bunu vermesi tamamıyla Vodafone'a şey yani tabii ki onu düzelseler daha iyi olur tabii ki. Yani daha fazla ee, abone memnuniyeti olur ama yani komple çarkı kaldırıyoruz da diyebilirler. Onların ee, hediye ettikleri, ücretsiz verdikleri bir şey de istedikleri gibi kural tabii koyabilirler yani. Işte yani. Şey yapabilirler. Ve ayrıca e, hani şimdi artık iki kere yapıyor. Yani çevirinde mesela sürpriz diyor. Artık o Gold master hikayesi yok da bu sefer diyor ki mesela e, süpermarket alışverişinde işte %10 indirim bilmem ne kod mod gibisinden bir şey çıkıyor mesela. Bu sefer sana internet çıkmayınca ikinci şans tanıyor. İkinci şans kesin internet geliyor işte. Hmm. Artık fark etmiyor yani o 1 GB bir günlük verebilir, saatlik vere. Genelde saatlik vermiyor, en az bir günlük veriyor. İşte bana geçen gün şimdi interneti bitirmişim 25 GB'ı ben. Ondan sonra çark çevirde şey çıktı. 4 günlük 3 GB internet çıktı. E yeter bende şey var, fatura durma olayı mevzusu var. Hı hı. O durmuştu bende mesela. Şimdi evden işe gidip gelirken 4 GB bana çok rahat ya yetecek. Yani 4 yeter. gün yani 4 gün boyunca 3 GB yetecek. Evde Wi-Fi, burada Wi-Fi problem kalmayacak. Öyle güzel bir şekilde çözmüş oldum ama evet faturalı ve faturasız da çark konusunda böyle bir ayrım mevcut doğru. Hasan Joşkun demiş ki ev interneti anlamında geliştirilmesi gereken çok şey var. Başta taahhüt ettiği upload hızları olmak üzere mobil ise kesinti ve kopmalar çok fazla ama bence en acil olan müşteri hizmetlerine bağlanma süresi. Evden çıkıp şubeye gitsem daha hızlı sonuçlarım demiş. Çok haklısın gerçekten. Bunu ee, sana Çünkü ben çok hızlı buluyordum. E, yani e, Vodafone'un müşteri hizmetlerine ulaşmak zor. Ya yani zor. Ne yapıyorsun biliyor musun? Sana yardımcı olacaktan asistan çıkıyor karşına ne istiyorsun diyor. Yani ne yapmak istiyorsun? Yani diye. sesli yanıt. Sesli yanıt. Ben diyorum ki müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum. 4 kelime 5 kelime söylüyorum. Duruyor. Tamam. Ne olarak yani müşteri hizmetlerine ne diye bağlı? Ne istiyorsun müşteri hizmetlerinden? Ben mesela diyorum ki fatura. Faturamla alakalı bir işlem yapacağım. O da bana diyor ki fatura işlemlerini işte uygulama üzerinden daha hızlı ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsin. Bilmem ne falan. Başka bir şey hakkında yardımcı olayım gibisinden tekrar soruyor. Yine müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum diyorsun. Yine bekliyor. Yine sana soru soruyor yani ne yapmak istiyorsun diye. Ben bu sefer yine müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum diyorum. İkinciye üst üste. Ondan sonra duruyor. Sana yardımcı olabilmek için müşteri hizmetlerine ne diye sorayım diyor. Hani ikincide de aynı şey soruyor. Üçüncü kez yine aynı şekilde müşteri hizmetlerine bağla diyorum. Öyle bağlanıyor. Beş dakikanı yiyor bu. Bu anlattığım bu kısa olay 5 dakika boyunca sürüyor. Gerçekten de Vodafone'un bunu çözmesi gerekiyor. Hani çok yavaş bir şekilde bağlıyorsun. Tamam bağladıktan sonra işlemini hallediyorsun. Problem yok. Ama bağlanma süresi gerçekten çok uzun. Hani o yapay zekayı biraz törpülemeleri gerekiyor. Ya orada e, bildiğim kadarıyla hani bu tarz sesli yanı sistemleri olan işte bankalarda falan Aha. filan da bu durum geçerli. Hem iş yükünü azaltmak çünkü şey durumu var. İşte mesela bunu özellikle 112 için de çok bahsederiz. 112'ye çok ee, arayanlar için. Ters çağrı geliyor. Hı. Saçma sapan çağrılar o, geliyor. Orada evet. Bir de şimdi hepsini 112'de birleştirdiler. Bir de işin o kısmı var. Ee, müşteri hizmetlerinde de ki zamanında hani farklı farklı şirketler için müşteri hizmetlerinde çalışan arkadaşlarım vardı yakın dönemde. Onlar da aynı şey diyordu. Mesela çok basit bir şekilde ee, soruları sormak için bile müşteri hizmetlerini Hı arıyorlardı yani. ve hani çalışanlar sana yetişemediği zaman asıl mesela sen diyelim bir internet bağlantı problemi yaşıyorsun ve o müşteri hizmetlerini çözebileceği bir şey. Sen bağlanamıyorsun ama benim faturam ne kadardı diye arayan var mesela. SMS'le göndermiş işte. Evet. Ee, Vodafone yanımdadan görebileceğin şeyler var. Bildirim de gönderiyor artık. Var. Aynen. Evet. Hani bununla alakalı e şeyler de var. Ya da mesela yani bilinçli olmayan kullanıcı mesela yanlışlıkla telefonun mobil verisini kapatmış ben internete bağlanamıyorum diye arıyor falan. <laughs> hani gerçekten müşteri hizmetlerinde Çok çalışmış. Abi. Ee, arkadaşlarınız varsa ya da tanıdıklarınız onlara sorun. ya abes şeyler duyuyorlar. Bunu azaltmak için biraz okay, o yapıyorum. Okey o modalyonun öbür yüzü işte aslında. Ama bazı durumlarda sen gerçekten ulaşmak istediğinde de bu olmuyordu. Benim olduğum dönemde yine üniversitedeki dönemimdi. Ben Red'deyken Red için ayrı bir zaten hat gibi bir şey vardı. Hı hı. Daha hızlı bağlanıyordum. Ee, ama sadece o zaman için benim yaşadığım sıkıntı sıkıntıyı ben bilmeme rağmen müşteri hizmetleri ne olduğunu algılayamıyordu hmm. yani bilinç konusunda birazcık şey vardı eğitimleri arttırılmalı diye düşünüyordum ben. Ama dediğin gibi yani bu ses yanı sistemleri hala daha Türkiye'de düzgün bir şekilde evet. çalışmıyor. Yani sen ne istediğini söylüyorsun, o farklı algılıyor, onun bilgisini vermeye çalışıyor falan filan derken saçma bir yere varıyor. Onun bir dengesi yapılmalı. Çünkü hem o gereksiz aramaların önüne geçiliyor. Yani çalışanlar için de bir iş yükü Tabii. ortadan kalkmış oluyor. Ama en azından bazı durumlarda kesinlikle bağlanabilmenin bir kısa yolu da olmalı. Kesinlikle. Ferhat Dur demiş ki sınırsız TikTok paketi kontrollü hatlarda da olsun lütfen demiş. TikTok paketi işte sosyal medya PES paketi daha doğrusu diyeyim. Genelde faturalı hatlar da var. Yani parayla alacağın şey sınırlı Vodafone'da. Yani kendin faturasızdayken parayla alacağın şeyler çok sınırlı. O yüzden hani TikTok'un gelmesi bence çok abes olurdu. Ama yine de bence güzel bir öneri. Çünkü günümüz sosyal medyasında en çok içerik bence şu an TikTok'ta tüketiliyor diye düşünüyorum. Yani Instagram'la birlikte TikTok'ta tüketiliyor. Ve veri anlamında da bayağı bence veri harcıyordur TikTok. Çünkü sürekli bir video akışı var, içeriği var. <laughs> yani en az bir dakikalık videolar olduğunu düşünürsek de bayağı bir veriyor. Sen veri hızlı hızlı kaydırsan bile her videoda belirli bir süre yüklüyor. Aynen öyle, belirli bir süre yüklediği için. O yüzden bence TikTok paketi mutlaka olmalı. Ee, ben kullan TikTok'ta kullanmıyorum. Hani o paketi de kullanmıyorum ama PES paketinde mesela ben de Vodafone şeyden hmm, WhatsApp'tan işte Messenger'dan bir de Facebook'tan şu an yemiyor. Bir de Twitter'dan da yemiyor galiba mobilde kullandığımda. Gene yani internete girersem ve YouTube'a girersen yemeye başlıyor. Burada da TikTok paketi bence olabilir. Bu güzel bir öneri aslında. Ama kontrollüye yani kontrol dediği faturasızlara gelir mi bence gelmez. Yani şimdiden onu söyleyebilirim sana. Çünkü hani sonuçta kapitalist bir şirket niye sana para verdiğinde bu şekilde faturasız da bu paketi ya versin? bir de yani? şimdi faturalı da onu biraz hani hem işte ilgi almak hem de rahat müşteriyi bağlayabilmek için işte yani yapılıyor. Aslında. E şimdi de sana işte sallıyorum 20 liraya sınırsız TikTok verse sen zaten bunları bir iki tanesini alarak direkt şeyi yapıyorsun Tabii. hani o biraz şey olur ya kontrollü de pes olması ya var mı bilmiyorum kontrolli pesler yok eğer şeyse yok. E, ol yapması mantıklı değil yaparsa da çok pahalıya denk gelir Tabii, sen gider faturalıya geçerim daha mantıklı diyeceği seviyede olur diye düşünüyorum faturalıya geçer TikTok'u da bedava kullanmış gibi bir şey olursun bu şey gibi aslında hani kargo bir şey alıyorsun da kargo bedavayken hani fiyatıyla Aynen. şey var bir tane orada kepsi var ya onun gibi bir şey oluyor yani aslında. Furkan Öztürk demiş ki mobil altyapıları berbat durumda şehir merkezinden biraz uzaklaştığın anda sorun yaşamaya başlıyorsun. Şehir merkezlerinde bile iyi olduğunu söyleyemem. Dünyanın en büyük operatörlerinden birisi olan Vodafone'un yatırım yatırıma davet ediyorum diyor. Buna katılıyorum. Özellikle Türkiye'de hatta ekran görüntülerini de buraya koyarız. Çekmeköy'de ben gittiğimde işte kız arkadaşımla falan buluştuğumda orada 5G istasyonu var. Hatta daha öncesinde bizim gruba da atmıştım. belki Belki musun bilmiyorum. Geçen gün Xiaomi 12 kullanıyorken zaten denk geldiğim yine 5G full çekiyor şebeke. Dedim speed test yapayım. Ne kadar çıkacak falan dedim Ne kadar çık sence yani, yani 106 üstü, yani, öyle diyeyim. Normalde üstü olması lazım 5G şebekesine girdiği Ama altı, öyle söyleyeyim sana. Ya ama oradaki tabii işin test kısmı da var. Yani adamlar şu anda komple musluğu açıp e da da yani yani Sadece vermiyor, çekim vermiyor gücü abi, falan filan da test ediliyor olabilir. Ama garip olan şu hani Turkcell'in normal 4.5G ile verdiği hızı 5G test aşamasında bile sen veremedin, veremiyorsunuz. İşte Orada oradaki yani. amacı hız değil de o sırada fark dediğim gibi menzildir falan filan kontrol ediliyor olabilir çünkü hani ilk başlarda bu 5G testleri yapıldığında işte Türkcelli de Vodafone'u da bilmem nesi de gösterdiğinde gigabit hızlara çıkıyordu evet. ama sen aldığında gigabit Aynen. alamayacaksın zaten bu da çok bariz belli ya da şu anda mesela şeyleri de görüyorum işte 4.5G için hız limiti falan filan var işte e, faturalara falan baktığında hani öyle bir durum var şu anda test aşamasının olmasının şeydir bittikten sonra bakmak lazım hangisine yani, kadar verecek ama 4.5G'de böyleyse mesela atıyorum Turkcell 5G ile bir birlikte 800-900 megabitlere ulaşıyorken Vodafone 200-300'lerde falan takılabilir yani. onu da göreceğiz. Göre yani. Görebiliriz ama evet bence Vodafone'un yani dünya çapında global bir şirket olmasıyla birlikte hani anılan bir şirketken hani Türkiye gibi bir, bizim ülkemizde bu tarz, bu tarz yatırımlara biraz daha önem vermesi gerekiyor. Çünkü hani Türkiye'de zaten 3 tane operatörü var ve bir tanesi dünyanın en büyüklerinden biri. Hı -hı. Hani böyle baktığımızda biraz abes karşılığını da e, ekleyebilirim. Sonuçta. Ama mesela şimdi e, verdiği örne örneklerde işte bölgeye göre çok değiştirişim bir şey aklıma geldi. Adventure hmm. İstanbul için biz Aha, kampa evet. gittiğimizde Sapanca'da Rüzgardağ e, diye bir kamp alanı. Dağın adı da bildiğim kadarıyla zaten Rüzgarda. Orada ben işte e, video yüklemek için e, internete girmeye çalıştığımda benim telefon çekmiyordu Türkcell. Kız arkadaşım Türk Telekom kullanıyor. Çekmiyordu. Ee, onun kardeşinin kız arkadaşı da vardı yanımızda. Vodafone'du ve çekiyordu. Biz hatta bize şey açıyordu. Hotspot, Hotspot açıyordu. Hotspot. Bir, hani e, yaza neden var mı WhatsApp'tan falan onu görelim. Yani bir video yükleyecek kadar değildi. Hmm. Ama hani orada tek çeken de mesela o bölgede Vodafone'du. Ben Türksel için işte bir yere gidiyordum. Mesela çekiyor görünüyor ama Çekmeye. Bir veri gelmiyor. Orada Türk Telekom çekmeye başlıyor falan. Ben şehir merkezine kadar inmem gerekti yani. Eee, Sapanca yoluna kadar inmem gerekti ki çeksin. Hangi videoydu o? Şey mi? Neo 3 nasıl fotoğraf çekiyor? Aynen. Mi? Aynen. Neo 2. Neo pardon. E, onu orada çekip mesela kurgulamıştım. Yüklemem için aşağı inmem gerekti. Orada aşağıda 4.5G'ye geçince şey oldum ki aşağı inerken mesela Türk Telekom daha erken 4.5G'ye geçti. Hı -hı. Mesela. Yani aynen. yukarıda mesela e, şey 3G çekiyordu hep H hey artı olarak çekiyordu e, Vodafone. Sonra e, ben ilk bağlanmaya başladığımda 2G çekti. Sonra 3G'ye döndü. 45 g mesela Turkcell daha erken dönmüştü. Yani o biraz hmm. dediğim gibi bölgesel durumlar ama genel kıyaslama yaptığımızda evet Türk Telekom'la Turkcell'in e, böyle genel olarak çektiği yerler daha fazla gibi ama ben kırsal alanda da Türk Telekom'un daha önde olduğunu düşünüyorum. Turkcell mesela Vodafone'dan da geri diye düşünüyorum birçok noktada. Sen bence şeyi aşağı inmenin çıkmanın maliyetini Türkcell'e fatura <laughs> <laughs> et. Evet. Arabayla yaktığın yakıtı. <laughs> bir de orada upload'u kullandık. Hadi mi bir de upload kullandın. Daha bile yani harcayacak <laughs> noktada doğru. <laughs> Muhammed Tatürk demiş ki iletişim iznimi iletmememe ve telefonumu defalarca pazarlama iletişimi için sildirmeme rağmen SMS göndermeye devam ediyorlar. Web sitesinde en ufak bir şey yaparken GSM numarası isteyip SMS göndermeye devam ediyorlar. Bunlar, bunları bırakmalarını öneriyorum. Direkt İYS İleti Büy Yönetim Sistemi. Daha geçen... Büyük ihtimalle direkt İYS'den o hala şey iptal etmesine rağmen olur. Evet. Çünkü bende de aynı durum Aynen. oluyor. Hani... Büyük ihtimalle katıldığımız bir kampanyada zaten o işte okudum kabul ediyorum dediklerimizin evet, içine evet. artık gizleniyor. Yani gizleniyor değil. Var orada biz okumuyoruz. Evet. Çünkü mesela ben işte Türkselliyim Vodafone'dan bana kampanya haberleri geliyor. Evet, evet. Hani tabii ki gelmesi normal de Türksel bana o kadar kampanya bir atmıyor mesela. Hani kendi içinde bu kadar şey atmıyorken ben de aynı durumda İYS'ye girip ee, kaldırıyorum. Sonra aradan bir ay geçiyor. Var. Büyük ihtimal işte internette bir şey yaparken bir... Fırsata katıldığımda bir şey yaptığımda yine Vodafone'dan iletişim izni almış oluyorum. Hani bence de bırakmalar. Bu kadar şeylerde ya kampanya için bu kadar darlanmayı gerçekten ben de sevmiyorum. Hatta ben şeyi bile hani telefonlarda SMS servisini kapatma diye bir şey olsa kapatırım. Keskin yani. olmaz bir şey olsa. yani. Ee, ama lazım olmuş da hatırlıyorum o uçaktayken değil mi? Uçakta e, mesela tabii bazı mesela, durumlarda yani. tabii ki denk geliyor. İşte o zaman açarım. Tekrar mesela ya, yani. açıp kapama. Hani mobil veri açıp kapama gibi SMS alma açıp kapasak aslında iyice rahatlarız da. Ee, şey durumunu evet kesinlikle Vodafone çok fazla yapıyor. Sebebini bilmiyorum nasıl oluyor bilmiyorum ama bana da yani sürekli Vodafone'dan geliyor. Hatta yakın zamanda gelmiş mi diye <laughs> bu süreçte bir e, kontrol ederim. Şey, mesela evet Perşembe günü gelmiş. Vodafone Red tarifelerine özel 12 ay geçerli aylık 5 GB internet hediye. Mesela. Diye ne şey yapılmış. Türksel müşterisiyken. Yani daha yeni bir de taahhütümü yeniledim. Hani geçermiş. Ha, yesen... de, de yeni. Aynen. Okay. Hani bitmesine yakın gelse hadi derim hani hmm. o bilgiyi alıyorlardır. Beni iletişim iznimde varsa gönderir diye ama Acaba şeyim var atıyorum geçmiş taahhütlerinde bir yerde hani biz size sallıyorum şu an tamamen de hani size mesaj ve hani sizi bilgilendirmeye şu tarihe kadar bilgilendirmeye devam edeceğiz deyip öyle bir ibare var ve sen de ama işte, ben sonradan iyi kabul ediyorum işte. Mesela kabul ediyorum dediysen ama işte büyük mi? ihtimalle dediğim gibi bir katıldığım kampanya bir şey hani bir yere evet. telefon numaramı verdiğinde oluyor büyük ihtimalle ya da e, ama gerçi Vodafone üzerinden geliyor yani farklı bir yer üzerinden gelse diyeceğim bu e, çalınma falan filan şeylerinde satılmıştır da. Vodafone'da zaten ben abonesi olduğum için birçok şeyim mı? var. Şeye devletteki bu abonelikler kısmında yok, Vodafone alakalı bir şey yok. mu Okey tamam o zaman. Devam ediyorum o zaman. Mansur Kaynak demiş ki çarktan verdiği bedava internetin hızını yükseltti, yükselsin yükseltmiyorsa hiç vermesin. <laughs> ya bu bir, e, bunu bilerek almak istedim. Çünkü bu garip. Adamların bedava verdiğinde hani insan insanoğlu doyumsuz ya. Bak bedava veriyor adam. Ama daha fazlasını istiyor hani evet kimimize göre bu e, doğru bir şey çünkü ben buna ihtiyacım var. E bana özellik sunuyorsan bari düzgün sun. Şeyden yani çarkta internet var. daha mı şey oluyor? Sanki benim de hissiyatım bu yönde. Böyle hmm. bir hissiyatım var. Peste, Ama de, ha? Pes falan kullanırken e, Peste problem yok ama e, ne alaka çarktan çıkan internette daha yavaş bir şekilde e, internete Hı. bağlandığını hissettim ama ölçümlerden hiç yapmadım hani bir test olarak yapayım i̇şte normal internetten harcayayım ondan sonra bir e, çarktan test çiğe çıktığında internet çıktığında yapayım ama hissedilirdir dedim sanki bir fark var veya işte o anda gelip gittiğim noktalar farklı mesela normal internet kullanırken veya işte tam da e, buradaki şeyden daha çıkan çarktan. Daha yavaş geliyor olabilir bu arada evet. Yani belki çabuk bitmesin diye... Hani bunu yapabilir, internet hızını biraz daha yavaşlatıp veri çekişini biraz yavaşlatıp orada da sizin daha fazla sanki uzun kullanıyormuş hissine kapılın diye bu yapılabilir ama. Bilmiyorum benim de böyle bir hissiyatım var ama neden olduğu hakkında emin değilim. Ama dediğimiz gibi Vodafone bunu bedavaya veriyor. Hani bedavaya verdiği için de sonuç olarak adamlar ne yapsa yeridir yani deyip <laughs> geçmekte de istiyorum Ama tabi ki belli bir stand, yani en azından yani internete girmeni falan yani o kilobit hızında falan sos açmalı da. Yok hayır o kadar değil. Değilse o zaman istediği şekilde o, o, versin. O kadar değil. Yani. O kadar değil. Bahadır Gürcan demiş ki Almanya'daki gibi ucuza taksitli telefon kiralama. Keşke. Bunu... Bunu Türkiye'ye niye gelmediğini ya da nasıl? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Keşke. Ee, sen taksitli bir şekilde yani taahhüt verip telefon almak istediğinde telefona daha fazla para veriyorsun. Evet. Hani böyle alman gerektiğinde. Maalesef. Hani bu tabii ki işte kredi vesaire durumları mı nasıl bir şeydir ama buna bir düzenleme gelmeli. Yani dünyanın her yerinde sen işte bir e, operatör hani bu sadece Vodafone için de değil hı hı. E, gidip işte ben iki yıl sende kalacağım dediğinde sana iPhone hediye edebiliyor. Yani, evet. Ya da böyle 100 Euro'ya falan veriyor. Hani Çok cüzi rakamlara bunun gibi seçenekleri var. E niye şey olmasın yani bu tarz durumlarda Türkiye'de uygulanamıyor onu da bilmiyorum. Çünkü aynı Vodafone hı hı. işte İngiltere'de, Almanya'da, bilmem nerede bunu yapabiliyor. Ama dediğim gibi galiba bizdeki regülasyonlardan kaynaklı. Hı hı. Ama olsa insanlar en azından yani akıllı telefonlara erişmekte, şey yapmakta da daha rahat bir durum olur. Yani biz hep işte Amerika'da her yerde iPhone var derken bunun da etkisi hı hı. var zaten. Orada çünkü 2 yıl taahhüt veriyor bir yere hoşuna giden bir paket için. Mis gibi şey yapıyor. Biz o taahhütü de veriyoruz. O telefona bilmem kaç ay para da veriyoruz. Ve o telefonu daha pahalıya almış oluyoruz gibi bir durum var. Ben bir kere onun daha ucuz olduğunu yaşamıştım. İşte S10 Plus'ı e, inceledikten sonra çok hoşuma gitti. O sırada da telefon yenilecektim. Pardon S7 Edge <laughs> döneminde. Gittim Vodafone'dan o sırada da işte Vodafone'dum. S7 Edge'i satın aldım. 3000 liraydı telefon. Bana 2700'e falan gelmişti. İşte 12 ay taahhüt üzerine... Ona bir şaşırmıştım. Niye bana daha ucuz denk geldi? Acaba? Normal bir şey yapmışsın. Falan filan olması gerekiyor diye. Ama yani bu olmalı niye olamıyor ben de bilmiyorum gerçekten. Yani araştırmak lazım. Bu regülasyon bence Apple'la beraber kırılabilir. İşte Apple'ın iPhone kiralama dönemi başlatacak falan. Her sınava bile çektiğimiz Hı -hı. muhabbette falan. Belki Apple Türkiye bu işe soyunursa. Hani şu anda var zaten hani birkaç hani kirala falan gibisinden birçok site var aslında ama... Resmi olarak bir markanın şu anda böyle bir girişimi yok. Ama olmayacak diye de bir şey yok. Belki olur ülkemizde böyle bir şey ortaya çıkar. O zaman belki e, operatörler nezdinde de böyle bir gelişme görebilir. Mesela atıyorum Apple operatörlerle çalışarak bunu yapabilir. Yani şöyle şöyle yap der mesela şu paketlerde. Der şey Vodafone gider Apple'a der. Ben de şu paketlerde mesela kiralama sistemini getireceğim. Sana da şu kadar buradan pay. Yok direkt şey de olabilir işte hani... E de hediye olarak da şey ha, O da bazılarında olabilir, da aynen, aynen. şey oluyor sen abone oluyorsun. Bitirmek istersen telefonu da iade etmen <laughs> gerekiyor gibi yani kiralama kısmı birazcık öyle oluyor ama her sene de telefonunu yenileyebiliyorsun ki zaten birçok bir sonraki de eee 45'in de çok benzer bir şekilde hani arka zaten. onunkini de cevap vermiş Hı -hı. oluyoruz ama bence de gelmeli öyle bir sistem yani niye ya gelemiyor ya da Türkiye'deki işte dediğim gibi maliyetlerden vergilendirmeden dolayımış sonuçta şimdi ee, orada belki sonuçta vergilendirme daha düşük. Adam bin birimlik şeyi Vodafone'a hediye etmeyi karşılayabiliyordur ya da kiralamayı. İşte. Bedelsiz ya da düşük ücretle. Türkiye'de kişi başı 10 bin liralık telefon vermek Operatörlere de sıkıntı olabileceği Tabii. için olabilir bilmiyorum. dedi. Yani, bu i̇mdat 5'i de okuyayım burada hemen. Vodafone tüm Avrupa ve Amerika'da belirli bir süre abonelik karşılığı telefon hediye ediyor. Veya amiral gemi istediğimiz telefonlara abonelerine çok düşük aylık ödemelerle ve fiyatın çok altına veriyor. Bilin bakalım Türkiye'de bunu neden yapamadı ve yapmıyor diye. Yani muhtemelen burada regulasyondan kaynaklı olduğunu Aydoğan da dediği gibi. Belki böyle bir düzenleme var hani... Telefon verilemez gibisinden bir düzenleme değil de hiç yoktur yani. Hı -hı. Böyle bir düzenleme hiç yoktur. Ama neden olmasın? Bence böyle bir şey olursa en azından şu taksit olmama olayını da ortadan kaldırmış evet. olabiliriz. Doğru. Özgür Şahin demiş ki, "Pes paketleri şebekeyi çok zorluyor. Bunun sonucunda da diğer operatörlere göre download hızları düşük çıkıyor. Akıllı kapsama teknolojisi yüzünden telefonlar sürekli baz istasyonu değiştiriyor ve şarj da çabuk bitiriyor." demiş. Buna katılıyorum. Özellikle İstanbul'da yaşayan ve Zeytinburnu çevresinde yaşayan varsa mesela metrobüse geliyorum köprüden geçiyorum bir şey yok. Zincirlikuyu, işte Mecidiyeköy, işte ondan sonra Şişli aşağı, Ok Meydanı falan derken Cevizli Bağdan sonra bir internet kopuyor. Ne alaka bilmiyorum. Belki zeytin bunda işte bir eee baz istasyonu eksikliği var. Araları açıktır belki bilmiyorum. Hani sürekli bir baz istasyonu arıyor. Telefon sürekli çekmeye çalıştığı için baz istasyonu aradığı için de şarjı da çabuk bitiriyor. E, sanki yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaşım vardı. Umarım doğru hatırlıyorumdur bilmiyorum. Zeytinburnu çevresinde yaşıyordu. Zeytinburnu sahilde yaşıyordu ve Bakırköy'deki şebekeye bağlanmaya çalıştığı için Vodafone'la konuşmuştu. Bakırköy'deki şebekeye bağlanmaya çalıştığı için az çekiyor. Az çektiği için de zaten şarjda çabuk gidiyordu. Sırf bu yüzden evini değiştirme düşünüyordu. Yani kirada olduğu evini başka bir yere taşımaya düşünüyordu. Dedim ki oğlum hani niye dedim bunu uğraşıyor? Hat hattını değiştir dedi ondan sonra. O da şey demişti bana. Hani Vodafone'dayım yeni abone oldum. Çok büyük şey çıktı karşıma. Eee Cayma bedeli çıktı karşıma. O zaman kiralar düşük tabii, ha, tam, O yüzden. Tam, tam şey diyecektim. Onun <laughs> o yüzden hani işte emlakçı ücreti <laughs> bilmem falan hani hepsini mi hani kabul ediyor? Ondan sonra çok düşük hani şey yüksek bir meblağ çıkıyordu Cayma bedeli diye O yüzden de şey kafa kafaya ediyordu şeyler sanki. Kiralarla oturdu hmm. bir artı bir falan zam. O zaman <laughs> düşün yani o zaman da bu zaman nasıl bir fark olduğunu öyle bir olay da vardı yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey vardı. yani. Evet Garip ama ya. şey mantıklı. Ee, Özgür'ün e söyledi hani... PES'ten dolayı çok fazla data kullanıyor, daha fazla data kullanıyor evet. olmak olabilir çünkü ben şeyi de düşünüyorum mesela ee, şu anda işte ev taşıma evresinde olduğum için hani her iki tara evde de şey yok yani internet yok Hı -hı. şu anda İnternetin bağlanmasını bekliyoruz. Cuma günü bizi bitirdin ayda. Ee, <laughs> i̇şte <gülüyor> buradan Superbox'ı götürüyorum mesela hani evde internet olabilsin diye. Ben Vodafone'da olsam öyle bir gereksinim evet. olmaz. Zaten evet. PES'lerden beni izlerim, takılırım falan filan. Şeyde de yapıyordum bu arada. Üniversitede de işte YouTube eklediklerinde mesela Red Large'da o zaman yanlış hatırlamıyorsam <laughs> ee, ben sürekli çatır çatır YouTube'u şeyden izliyordum mesela. Telefondan izliyordum. E, bu da sürekli bir veri şey ya, diyor. Diğer türlü telefon kenarda duracaksın. ya ben dışarıdayken YouTube izlememe rağmen açıp bu sefer izlemeye başlıyordum. Hani bunun gibi durumlardan dolayı ee, şey mantıklıdır. Akıllı e, akıllı kapsamı da galiba şey yoğun olandan seni boş olanı atarak evet, daha evet. rahat bağlanmanı evet, sağlıyor evet. değil mi? Sürekli şey değiştirmek evet. E, e, şarjı e, da emiyor yani. E, etkiler kesinlikle. Bitiriyor işte. Dediğim gibi o zeytinburnu yani, mevzusunda özürüm. böyle bir şey var. İlla şeyde de vardır bu. Türk Telekom'la e, Türkcell'de de vardır bu akıllı mevzusu ama hani Vodafone'da neden bu kadar çok şarjıyor bilmiyorum. İşte ben Türkcell kullanıyorum şarjım çabuk bitiyor diyeni görmedim. Ama mesela Vodafone'da görmüş olduk yani. Demek ki e, Vodafone'un belki optimizasyonla alakalı, yani şebekeyle telefonun hatta beraber bir optimizasyonla alakalı ya olabilir. Şey de olabilir mesela hani e, insanların çoğunun düşünmediği ve yine operatöre bağladığı başta söylediğim işte modem falan hmm. filan hmm. gibi. Şimdi e, ülkemizdeki işte bu ekonomik durum geliği yurt dışından gelen e, işte çantacılarla gelen telefonlar alınıyor mesela. En çok yaşanan sıkıntılardan biri de mesela Çin üretimi telefonla Türkiye'deki halk sorunu çok fazla oluyor çünkü bantlar desteklediği yani. bantlar şey olmuyor. Sallıyorum Vodafone'un satın aldığı kullanabildiği bantlar var, Türk var. İşte Türk Telekom var. Senin aldığın telefonla Vodafone'un bantlarında sadece bir iki bant çakışıyorsa sen daha fazla internet problemi Aynen ya da çekme öyle. problemi yaşarsın. Çünkü sadece o bantla iletişim kurabilir telefon. Bunun gibi sıkıntıları da lütfen düşünün onun da etkisi olabilir. Şarjı çabuk bitirmedi. Ben mesela geçtiğimiz dönemlerde K serisinden bir telefonu incelemiştim işte bizim kanalda. Ben mesela yaşadığım 3 sıkıntı sürekli hat kesiliyordu. Hı hı. Batarya da çabuk gidiyordu onda. Bir de özellikle videoda onu söyledim. haritada konum bulamıyordu. Hangi telefon? K serisinden bir şeydi hatırlamıyorum kaç sene K öncesiydi de. K serisinde şey mi? Poco'nun Poco... şey Şömini e, ee, şey K serisinden yani. Poco olacak telefonlardan biriydi o. Ve şey hani özellikle mesela GPS'i bulamıyordu. Sürekli hı hı. saçmalıyordu şey yapıyordu. Çünkü Çin telefonuydu ve uydu bağlantısında da sıkıntı yaşıyordu yani. Hı hı. Bunu da düşünmek lazım aklınızda olsun. Son olarak İsmail dediğine bakalım. İsmail Kent demiş ki her şey yatırım yaptıkları gibi altyapı ve çekim gücüne de yatırım yapsınlar. Kart ile kolay paket alırken birkaç denemede başarılı olunuyor. Benim önerim ödeme sisteminde düzeltme yapsınlar. Ee, birkaç kere ben de bu hatayı yaşadım. Yani kartla ödeme yapıyorum. Alınmadı diyor. Yani her şeyim doğru kartın süresi geçmedi. İşte arkadaki güvenlik kodu aynı şey belli. Her şey var. Ödemeyi yapıyorum. Uygulama üzerinden bu arada Vodafone yanımda da. Hatta Vodafone yanımda da değil. Direkt internet üzerindeki sayfasından da online işlemlerden bile yaptığımda hata vermişti. Garip de ama bu başıma bir iki kere geldi. Benim gibi yaşayan da varmış demek ki burada İsmail gibi. Evet, kartla ödemede böyle bir problem ee, benim de başıma geldi. Düzeltim yani ufak bir hatadır muhtemelen ama düzeltilmesi gerekiyordur diye ben de düşünüyorum yani. Vodafone'u sen kartla mı ödüyorsun yoksa e, şey mi direkt bayiye gidiyor musun hiç? Evet, ben de şeyden diyorum. hep internet ödüyorum ya faturalarımı. Yani. Hı. Hmm. Otomatik. Aynen. Yani. Otomatik de duruyor. Kendisi zaten çekiyor. Çekemedi mi şey yapıyor. Bildirim atıyor. Aa diyorum demek ki kartta para kalmamış. Para yatıp devam ediyor yani. <laughs> Ee, onda bir problemim yok da ama şeyde de hani e, ben bu tarz ödeme işlemlerini e, işte kontrollü de olsa bazen teyzeme, e, dayıma da yüklüyorum hani onlar <laughs> şeyde evdeyse o, e, işte mobil şeyi çok kullanmayı bilmiyorlar. <laughs> e, ben işte Vodafone yanımda ya da Türkcell'in e, dijital operatöre falan girmek yerine banka uygulamasına girip oradan hmm. ödemelerden yapıyorum. onda direkt ödemeyi yapıyor zaten Abi. en ufak bir sıkıntı olmuyor. Ama sonuçta yine Vodafone yanında üzerindeden, yok evet Vodafone yanında üzerindeden e, olmalı. Bir diğer yandan hani şu altyapı çekim gücü noktasında bizim asıl beklediğimiz ki diğer operatörlerde de bunun goy goyu geçti galiba ortak altyapı önemli. Evet. Hani artık bu yatırımların herkese rahat bir şekilde gelebiliyor olması. Şimdi e, Cumhurbaşkanı ve bakanlık tarafının nezdinde de bu dillendirilmeye başlandı. Umarım yakın zamanda da öyle bir şey görürüz de. Evet. Şu çekme problemi o zaman herkes için kalkmış olur. Evet. Ve insanlar sadece sunduğu detaylarla, özelliklerle Hı -hı. şey seçerler, evet. e, hat seçerler. Çok daha mantıklı olur yani. Yoksa şu çekiyor, bu çekmiyor. Ya hepsi için işte çekmiyor. Mesela Turkcell için pahalı. Türk Telekom çekmiyor. Vodafone çekmiyor. O zaman hani ne yapacağız? niye yani. kullanacağız? Yani. En azından hepsi bir şeyi yaptıktan sonra ona göre bir tercih yapılır. En güzel olur. O zaman ben de bir tane öneride bulmak istiyorum son olarak aslında. Ee, otomatik ödemeye bağlıyorum ben her zaman. 3 tane hattımız var. 3'ü de Vodafone. Annem, babam, benim. 3'ü de Vodafone ve otomatik ödeme talimatı var. Fatura kesim tarihi belli. İşte son ödeme tarihi belli o aralıkta yani kesim olduktan sonra otomatik olarak çekiyor. Fatura kesildikten sonra Vodafone ısrarla arıyor. Faturanız kesildi. Son ödeme tarihi budur. İşte ödeme yapmazsınız şu zaman şu zamanda e, aynı kısıtlanacaktır kısırlama, falan. Ya yıllardır kullanıyorum. Otomatik ödeme talimatım belli. Şu gün ödenecek, o gün belli. Niye sürekli rahatsız ediyorsun ve direkt bir, hepsi bana geliyor. Annemin babamın telefonları da 3 kere hani rahatsız ediliyorum ben. Hani gün içerisinde daha doğrusu tabii gün içerisinde annem ve babamın aynı gün kesiliyor. Benimkisi farklı gün kesiliyor şey e, hattım. Sürekli aralanıyorum. Bakıyorum bir de şimdi spam'a da düşmüyor ya orada. Hani onu engellesem mesela Vodafone bir şey arasa bana ulaşamayacak bu sefer de. Çünkü sabit arıyor. Arıyorum işte Vodafone, işte borç hatırlatma servisi bilmem ne falan Aha, kapatma şeyi o, yok. Otomatik mu? gibi. Bilmiyorum araştırmam çok canımı sıkıyor bir ama. Bir dahaki aradığında sor bakalım yani. Borç hatırlatmayı sen kendin istemeyebilirsin. Öyle bir hakkın olmalı yani. Şey ee, şey Bilmiyorum diyor zaten. Eğer borcunuzu şey. ödediyseniz dikkate almayın diyor zaten en sonunda. Hani... Ne yapabilirsin? Şey İlla ki müşteri hizmetlerine bağlam diyeceğim ki kardeşim bak böyle 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 bana bu şekilde arama yapmayın gibisini hatırlatmam gerekiyor sanırım. Ama ben de hiç uğraşmadım şimdiye kadar. Hani bunu da kaldırırsanız sevinirim açıkçası. Çünkü otomatik ödeme talimatı vermişim. Yıllardır ödüyorum aynı şekilde. Bir otomatik olarak. ödemeler bildiğim kadarıyla son ödeme tarihinde ödeniyor hep. Evet evet. Yani son, son ödeme tarihinde 1-2 gün kala falan ödeniyor. Hani ödüyorum 4-5 senedir aynı hattı kullanıyorum. Ve düzenli olarak da ödüyorum. Hani en azından bana yapma yani. <gülüyor> <gülüyor> yani düzenli Kardeşim ödüyor. zaten ödüyoruz bak diye. Aynen. Hani bize de böyle öyle gibi sınır oluyor böyle ama dediğimiz gibi durum bundan ibaret. Vodafone'la da bu şekilde sizin önerilerinizle ee, öneri kısmında bitirmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ederiz seriye katıldığınız için. Seri de bu şekilde sonlanmış oluyor. Böylece bu seri de aynı komple bitirmiş oluyor. Ne Önerisiniz serisi de böylece bitmiş oluyor. Ne Önerisiniz, pardon nesini seviyorsunuz, nesini sevmiyorsunuz ve... Ne önerisiniz de 3 tane seri yapmış olduk gerçekten. Çok da keyifliydi. Uzun süren ama sizlere de yardımcı olduğunu ve... Ee, içerisindeki markalara da bence yardımcı olan yani kullanıcılarından e, dinleyecekler ayarlar şey söyle. Yani. Toplu olarak böyle onlara bir uyarı nezdinde videolar olmuş oldu. Yani bu 3 seriye de katıldığınız için de sizlere de teşekkür ederiz. Bir sonraki yeni yaratacağımız serilerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.